Evet arkadaşlar, artık beremizi anlatmaya başlayabiliriz. Etrifol Babycan kullanacağım arkadaşlar. Anti peeling özellikli bir ipimiz, biliyorsunuz etrofil. Bir yumaktan biraz az harcayacağız ve renk numarası şu an 827. Toplamda ipin metresi 250 metre arkadaşlar. Başka bir örgülerim için az bir şey kullanmışım. Şu an bir yumağa yakın kadar ipim var ki bu da benim için yeterli olacak. Ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Bereme hazırlamak için. İlk etapta şöyle ipimizi 1 metreye yakın olarak bırakalım. Ve şişimizi kurulumumuza uygun olması açısından 92 ilmek başlayalım. Çift sayı başlamamız gerekecek arkadaşlar. Ve kurulumumuz da yine burgulardan oluşacak olan bir örgü modelimiz olduğu için kurulumumuzda birlikte yapacağız. 92 ilmeğimi şişime takıyorum ve 2 ters 2 düz şeklinde lastik örgümü öreceğim ilk etapta. Toplamda kaç sıra ördüm, kaç santim ördüm, lastiğim çalışmam bittiğinde bu detayı da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, lastik çalışma kısmımızı tamamlamış olduk. Toplamda metremizle ölçtüğümüzde tam 11 santimlik bir lastik çalışması, 12 santimimizin çizgisine gelmiş bir şekilde bir lastik çalışması yaptık ve toplamda aralarda bir ters bir düz örgümüzü saydığımızda 35 sıra oluşacak şekilde örmüş olduk. Artık tekli pirinç ve burgu çalışması yapacağımız saç örgüsü ilmeklerimizin kurulumuna geçtik. Şimdi bu sırada baştaki kenar ilmeğimi alıyorum ve kenar ilmeğimle birlikte bir ters bir düz örgüme başlamak istiyorum. Kenar ilmeğimi düz kabul edersem eğer, yanındaki ilmeğim ters 2 oldu. Düz 3, ters 4, düz 5, ters 6, düz 7 ve ters 8. Şimdi 8 ilmeğimizi bir ters bir düz ördük. Burgularımız için 6 ilmek düze ihtiyacımız var. 6 ilmek düzümüzü örüyoruz ve tekrardan 8 ilmek bir ters bir düz yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 6 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 düzüm. Bir ters bir düz örgüye başlıyorum. 8 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ilmek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek bir ters bir düz örgümü yaptım. 6 ilmek düz örmem gerekiyor. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ters bir düz örgümüzü yaptık. Ve şimdi 6 ilmekten oluşan düzlerimizi öreceğiz. 3, 4, 5, 6. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeklerimiz sadece düz ve geriye kalan bir ters bir düz örgümüz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve kenar ilmeğimle birlikte sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafa geliyoruz arkadaşlar örgümüzde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra
Ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örüyoruz 8 ilmek için. 6 ilmeklik düzlerimizi arka tarafta ters örüyoruz. Şimdi kenarlarımız pirinç örgüyle bittiği için kenar ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimde ters gördüm, düz ördüm, düz gördüm, ters öreceğim. Pirinç örgü yapıyoruz. Tekli pirinç diyoruz biz buna arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8 ve şu kenar ilmeğimiz dahil 9 ilmeğimizi ördük. Şimdi 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ters gördüğüm için düz, düz gördüğüm için ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çift pirinç, tekli pirincimiz içindi bu. 6 ilmek ters örüyorum. 4, 5, 6. Pirinç örgüm için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek tersimi ördüm. 8 ilmek pirinç yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 6 ilmek tersimi örüyorum. 5'e kadar örüntümüzü 6 ters ve 8 ilmek bir ters bir düz pirinç örgümüzün uygulayarak geldik. Şimdi tekrardan ön yüzüne döndük örgümüzün arkadaşlar. Model çalışmamıza devam ediyoruz. Pirinç örgülerimiz için yine ters düz gördüğümüzü ters ters gördüğümüzü düz şekilde 8 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor. Bu 8'er ilmeğimiz hep pirinç örgü olarak devam edecek ve ters gördüğümüzü düz, düz gördüğümüzü ters öreceğiz. 2, 4, 6 ve 8. ilmeğim. Şimdi 6 ilmek düzü öreceğim. 2, 4, 6 ve pirinç örgümüzü uyguluyoruz yine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 ilmek düz, 4, 5, 6, 8 ilmek pirincimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altı düzümü ördüm. Şimdi ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ve tekrar pirinç örgüm. Bu şekilde arka taraftan da devam edelim. Yalnız 6 düzlerimiz arka tarafta ters örgü olarak devam edecek arkadaşlar. Ön yüze döndüğümüz zaman ise artık burgularımızı yapacağız. Birinci burgularımızı. Burgularımızı yaptıktan sonra işlemimiz daha kolay olacaktır. Belirginleşmiş olacak artık model çalışmamız. Ve geriye kalan ilmeklerimi de pirinç örgü olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi ben arka taraftaki örgümü de tamamlayıp gelmek istiyorum. Burgu sıramızı da birlikte yapalım sizlerle. Şimdi pirinç örgülerimiz yerlerini belli etti. Gördüğünüz gibi burgularımız da kenarlarda. Toplamda kaç adet burgu yapacağımız yerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet burgu çalışması ayarladık arkadaşlar. Geri kalan kısmımız ise pirinç örgümüz. Şimdi yine
Kenarlarda pirinç örgümüze devam edeceğiz. Örgümüz bitene kadar 8'er ilmeklerimizin yerleri net bir şekilde belli olmuş oldu. 3. sıramızda. Şimdi ortalarda bakıyoruz. 3, 6. Her 6 ilmeğimiz artık bizim burgu çalışması yapacağımız ilmeklerimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi sol şişime örmeden aldıktan sonra 3 tanesini çıkarıyorum. Geride kalan 3 ilmeğimi sol şişime aldıktan sonra bu bırakmış olduğum 3 ilmeğimi üstten tekrar sol şişime taktım. 3 ilmek alttan, 3 ilmek üstten bir çaprazlama yapmış olduk. Ve şimdi 6 ilmeğimi düz ördüm. Birinci burgumuz bu şekilde yerine oturmuş oldu. Şimdi yine 8 ilmek pirinç çalışıyoruz. Ve 6 ilmek burgu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci burgum, ikinci burgum. Şimdi bu 6 tane saç örgümüzü yapalım arkadaşlar. Kenarları pirinç çalışalım. Ve toplamda şöyle düşünelim. Bu burguları yaptıktan sonra dönüş bir sıra. Önden gidiş 2 sıra, arkadan geliş 3. sıra. Tekrar önden gidiş 4 ve arkadan geliş 5. Tekrar 6. sıraya döndüğümüzde tekrar burgu yapacağız. Yani gidiş tekrar tersten döndüğümüzden sonra 2 düz 2 ters daha örmüş olacağız. Böylelikle burgularımız biraz geniş açılı olacak. Geri kalanımızda daima pirinç örgü olarak yeterli boy mesafesine gelene kadar belemizi çalışmaya devam edelim. Çok bilinen iki model üzerine çalışıyoruz. Biri burgu, biri tekli pirinç. Ve çok şık görünümlü bir bere oluşturacağız. Gayet kullanışlı. Yapımı da gayet kolay. Evet arkadaşlar, belimiz yeterli uzunluğa gelene kadar tamamlamış olduk. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez burgu yaptım arkadaşlar. Ve taban kısmından itibaren şu an tam 20 santim boyunda örmüş oldum. Lastik çalışmamızı ikiye katladığımızda belimizin boyu ne kadarlık bir uzunluğa ulaşmış oluyor onu da paylaşayım size. 15 santimlik bir uzunluğa ulaşmış oluyor. Artık kesme işlemlerine başlamamız gerekiyor burada. Ortalar 8'er ilmek pirinç örgüden oluşmuştu ve 6'şer ilmek burgu çalışması yaparak ilerledik. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra arkadaşlar, İlk önce ters ilmeklerle başlamam gerekiyormuş. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Birinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi tekrar ilmeklerimin gelişine göre ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örerek devam edeceğim örgümde. Ve şimdi 6 ilmeklik düz kısmımıza kaldık. Düz kısımlarımız da aynı şekilde devam ediyor. 6'şar ilmek düz. 3 4, 5 ve 6. 6 ilmek düzümüzü ördükten sonra sıradaki ilmeğimizin durumuna bakıyorum arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örmeye devam ediyorum. Pirinç örgümdeki son 2 ilmek kalana kadar örüyorum ve son 2 ilmeğimi yine birlikte alarak kesmem gerekiyor arkadaşlar. En son düz ördüğüme göre bu 2 ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Yani 8'er ilmekten oluşan pirinç örgümüzün hem başında hem solunda kesmelerimizi yaparak 2 ilmek eksiltmiş olduk. 6'şar ilmeğe düşmüş oldu. 6 ilmek düzümü örüyorum yeniden. Ve tekrardan bakıyorum örgüme. İpimi kendimden taraf alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum
Ve sıradaki ilmeklerimizi yine ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters şekilde örmeye devam ediyorum. Yine 8 ilmeğimin son 2 ilmeğine kaldım ve bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. 6 ilmek düz. Kesmelerimizi pirinç örgümüzün başındaki 2 ilmek, sonundaki 2 ilmek üzerinde yapacağız bu sıramızda. En son ters ördüm ve bu 2 ilmeği düz örmem gerekiyor. 6 ilmek düz. Bu 2 ilmeğimizi en son ters ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz örmem gerekiyor. Yine 3, 4, 5, 6 düzümü örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum ve bir ters bir düz. Yalnız ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örüyorum. Bakın 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeğim kaldığında en son düz ördüğüme göre bu 2 ilmeğimi ters olarak örmem gerekiyor. Ve son 2 kenar ilmeğimi de alarak buradaki kesmemi de tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka tarafına dönüyorum. Arka tarafta yine ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters olarak öreceğim. Herhangi bir kesme işlemimiz yok. Ve 6'şar ilmek burgularımızı arkadaşlar ters olarak herhangi bir kesme yapmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrardan ön yüze döndük arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra örgümde bakıyorum. İkinci ilmeğimin ters düşmesi için iki ilmeğimi ters yönde alıyorum. Düz, ters ilmeğimi ördüm. Yalnız burada iki kez eksiltme yapacağımız için şimdi terslerimin ikisini birlikte alarak ikinci kez kesmemi yapıyorum. 6 ilmeğim sabit bir şekilde devam ediyor. Bakıyorum yine tersle başlamam gerekiyor. 2 ilmeğimi şöyle düzelteyim. Şu ilmeğimin, 3. ilmeğimin ters düşmesi için bu 2 ilmeğimi düz yönde kesmem lazım. Düz yönde kesiyorum. Bir ters, bir düz ve bakıyorum arkadaşlar yine bir tersimizi örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte düz alarak kestim. Bu aradaki 8'er ilmeğimiz şimdi arkadaşlar 4'er ilmeğe düşmüş oluyor buradaki kesmelerimizle birlikte. Yine 6 ilmek düz sabitimi örüyorum. Tersle başlıyorum. Gördüğünüz gibi kenarları birer ilmeğe düşürmüş olduk. Ortada 4 tane ilmeğimiz kaldı. Sağ ve solda kesme yapıyoruz. 6 ilmeğimizi yine sabit örüyorum. Şimdi bakıyorum yine 3. ilmeğimin ters düşmesi için bu 2 ilmeğimi birlikte keserken düz yönde kesmem gerekiyor. 1, 2, arada ilmeklerimizi ördük, ördük. Şimdi tekrardan en son düz ördüğüme göre bu 2 ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Yani ilmeklerimizin geliş yönüne göre sıradaki ilmeğimizin ters veya düz nasıl düşmesini istiyorsak kesmemizi de o yönde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan 2 ilmeğimi ters örerek düz örerek kesmem gerekiyor. Bu ilmeğimiz ters düşecek, düz ve tekrar bakıyorum ters. Aradaki boşluklarımızı 4 ilmeğe düşürdük. 6'şar ilmek sabitimiz devam ediyor.
Bakıyorum şimdi 3 bir ilmeğimiz daha düz. Burgu yapacağımız ilmeğimiz çünkü. Ve tekrar 2 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters ve bu 2 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi alarak sıramı tamamladım. Bu sıramızda da yine aradaki ilmeklerimizi eksiltmiş olduk. Arkadaki ilmeklerimizi yine aynı şekilde pirinç örgümüze devam edip 6 ters sabitimizi örüyoruz. Ve döndüğümüz sırada artık ne yapıyoruz? Burgu çalışması yapacağımız sıraya gelmiş oluyoruz. Hem eksiltmeye devam edeceğiz hem de son kez burgularımızı birlikte yapacağız. Evet, kesmelerimize yine devam edelim. Şimdi kenar ilmeğimi ilk önce alıyorum. Ve burada ters düşmesi için bu iki ilmeğimi düz yönde alarak kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi ters. Şimdi 6 ilmeğimi şişimden çıkarıyorum ve burgu çalışmamı yapıyorum. Bu benim son burgum oldu. Kenarlarda kesmeye devam ettik. Ve son burgu çalışmamız oldu. 7 kez toplamda burgu yapmış olduk. Şimdi ara ilmeklerime bakıyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimin ters düşmesi için bu iki ilmeğimi birlikte almam gerekiyor. Düz yönde, ters yönde ve bunu düz ve bu iki ilmeğimi tekrar arada bir tane boş ördüğüm ilmek oldu ve yeniden kestim. Yine 6 ilmeğimi burgu çalışması yapıyorum. Burgu çalışması yaptıktan sonra bakıyorum 4 ilmeğimizin durumuna. 3. ilmeğimizin ters düşmesi için demek ki bu 2 ilmeği birlikte alıyorum. 3. ilmeği ters örüyorum ve ters örünce bu 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Arada artık kaç ilmek kaldı? Bakıyoruz. 3 ilmeğimiz kalmış oldu. Kestikten sonraki ara ilmeklerimizi söylüyorum. Şimdi yeniden burgumu yapıyorum dikkatli bir şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı düzümü ördüm. Bakın gördüğünüz gibi gayet kenarlardan da kesmelerimiz ortaya çıktı ve net bir şekilde belli oldu belimizin. Şimdi bir düz, bir ters, tersimizi örmemiz gerekiyor tabi. Burada kesme yapacağımız sıramızdayız. Üçüncü ilmeğimizin düz düşmesi için bu iki ilmeğimizi ters yönde alıyorum. Ortada düz ilmeğimi örüyorum keserek arkadaşlar. Bu iki ilmeğimizi birleştirmiş olduk. Şimdi tekrardan burgu çalışması yapacağımız yerdeyiz. Bu iki ilmeğimizi kesecektik. Şimdi burgumu yapıyorum. 2, 4, bir de şu ilmeğimi alıyorum. 6 ilmeğimi çaprazlıyorum. Evet, şimdi son burgularımızı yaptık. Artık
İşlemimize şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters bir düz örgüme devam edeceğim ama ikişerli bir şekilde bütün ilmeklerimi ikişerli alacağım. Gördüğünüz gibi 2 düzümü ördüm, 2 tersimi ördüm, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Ama bütün ilmeklerimizi keserek ilerliyorum. Bir anda küçültmemiz gerekiyor. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bak, gördüğünüz gibi aslında bir ters bir düz örüyoruz ama ilmekleri ikişerli alıyorum kesmeye çalıştığım için. Kesmeleri ön yüzde yapacağım. En son ters ördük. Düz ördük. Ters. Düz, ters. Başa kadar geldik. Dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir düz bir terse devam ediyoruz ama ters gördüğümü düz, düz gördüğümü ters örüyorum ki pirinç örgümüz devam etmiş olsun. Tekrar ön yüze dönüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıra son kesme sıramız olacaktır. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte alarak ilmeklerimi örmeye devam ediyorum tepe noktası için. Bakalım kaç ilmek kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. O zaman bu 16'yı 8'e düşürmemiz, biraz daha düşürmemiz gerekiyor açıkçası. İğne de toplayabilmemiz için arkaya dönüyorum ve yine ikişerli bir şekilde ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Kaç oldu? 3 ilmeğim oldu. 4 ilmeğim oldu. 5 ilmeğim oldu. 6, 7, 8 ve 9 ilmeğe düşürmüş olduk. Ve bu da bizim finalimizdi. Gördüğünüz gibi tepe noktasında örgümüzün toparlamış olduk şu şekilde. Şimdi ipimizi uzunca bırakacağız ve kenarlarından dikeceğiz. Evet, şimdi bu 9 ilmeğimizin ipini biraz uzunca bıraktık ve iğnemize geçiriyoruz.
Şimdi güzelce dikelim arkadaşlar. Dikerken ne yapıyoruz? Belimizi şöyle açalım. Bu kenarlarda V'lerimiz var gördüğünüz gibi. V'lerimizin içe bakan kısımları birleştiriyoruz. Dikişimiz düzgün düşsün diye. V'lerimizi içeri alıyoruz. Sanki pirinç örgümüz devam ediyormuş gibi dıştan dikerek çizgi oluşmasını engelliyoruz. Şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. Bakın V'lerimizi, kenar dönüşlerimizi iç kısma aldık ve pirinç örgümüz devam ediyormuş gibi ilmeklerimizi birleştirelim. Evet, dikişimizi de tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kısımda dikişimiz ama düz beyaz düz ilmeklerimizi iç kısma verdiğimiz için örgümüzde dikişimiz hiçbir şekilde belli olmadı. Kenarları içine vermiş olduk belimizin. Şu şekilde katını açıp son halini paylaşalım. Lastik çalışmamız. Ve şu an ne yapacağız? Bu belimizi eklememiz gereken son bir şeyimiz kaldı. Küçük bir pompon çalışması ile finalimize ulaşacağız. Evet, aparatımızı aldık arkadaşlar. Birçok belide yapmış olduğumuz gibi gösterdik. Pomponlarımız hazır. Pompon da alabilirsiniz. Benim gibi elde kalan ipinizi değerlendirmek isterseniz elinizde de yapabilirsiniz. Şimdi aparatımızın birinci bölümüne dolgun bir şekilde ipimizi sarıyoruz. Birinci kısmımı dolgun bir şekilde sardım, kapattım. Şimdi ikinci kısmımıza tepe noktasından geçiş yapıyorum arkadaşlar. Şu ara kısımdan. Ve şimdi yine dolgun bir şekilde bu kısmımızı da ipimizi saralım. İkinci kısmımızı da dolgun bir şekilde sardıktan sonra artık orta kısmından tam dikkatli bir şekilde ipimizi kesiyoruz. Kalın sardığımız için biraz kesmek zaman alacak arkadaşlar. Evet, şimdi kestikten sonra tam orta kısımdan ipimizi bağladık. Birkaç kere sağlam olsun diye doladık. Ve şimdi aparatımızı açıyoruz. Kesmiş olduğum iplerimin ucu burası. Şimdi şöyle bir bakalım. Fazlalık iplerimiz var. Bunları düzgün bir pompon görünsün diye fazlalıklarımızı alalım. Bunu da belimizin tepe noktasına düğümleyerek finalimize ulaşmış olalım. Ön tanıtım videosunda bitmiş halini hepiniz gördünüz. 1 yaş bebeklerimiz için, 1,5 yaş bebeklerimiz için kullanışlı, güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.